Eserin adı Genç Wörtern Acıları. Eserin yazarı Johann Wolfgang von Goethe. 15 Ağustos. Bununla birlikte insan için dünyada sevgi kadar gerekli bir şey yok. Lotte'nin beni kaybederce üzüleceğini anlıyorum. Çocukların beni her gün görmekten başka isteği yok. Bugün Lotte'nin piyanosunu akord etmeye gitmiştim. Ama bu işe elim bir türlü değmedi. Çocuklar bir masal yüzünden peşimi bırakmadılar. Lotte bile dediklerini yapmaktan başka yol olmadığını söyledi. Kahvaltılarını ben yaptırdım. Şimdi yalnız Lotte'den değil, benim elimden de ekmeklerini alıyorlar. Onlara peri kızlarının hizmet ettiği prensesin masalını anlattım. İnan ki bu arada ben de birçok şeyler öğreniyorum. Masalların onlarda bıraktığı izlenimlere şaşıyorum. Vaktiyle anlattığım bir masalda kendiliğimden uydurduğum yerleri ikinci söyleyişimde unutursam hepsi birden geçen defa böyle söylememiştim diyorlar. Bu yüzden şimdi onlara masalları ezbere şiir okur gibi hiçbir yerini değiştirmeden aynı ahenk içinde anlatmaya çalışıyorum. Bundan anladım ki bir yazar ikinci basılışta hikayesini değiştirirse eskisinden daha iyi şekle de soksa yine de eserine zarar vermiş olur. Biz insanlar daima ilk izlenime değer veririz. İnsan en inanılmayacak şeyleri kanabilecek yaratılıştadır. Ama bir kez kafasına bir şey yerleştirme, onu söküp atmak isteyenin vay haline. 18 Ağustos. Nasıl oluyor da insanı mutlu eden bir şey aynı zamanda onun felaketinin de kaynağı oluveriyor? Beni hazlar içine gömen, çevremi bana cennet haline getiren, hareket dolu tabiat karşısındaki coşkun ve sıcak duyguları. Şimdi benim için çekilmez bir dert. Her yerde peşimden gelen işkence edici bir zebani oldu. Kayaların üstünde durup ırmağın üzerinden o tepelere bakar. Verimli vadiyi seyreder ve çevresinde her şeyin filizlendiğini ve topraktan fışkırdığını görürdüm. En aşağılardan tepelere kadar yüksekte sık ağaçlarla kaplı dağları, en güzel ormanların gölgelediği kıvrım kıvrım vadileri seyreder. Hışırdayan sazların arasından ırmak tatlı tatlı kayıp gider. İlk akşam rüzgarının gökyüzünde kıpırdattığı sevimli bulutları aynasında yansıttığı yordu. Sonra ormanda kuşların cıvıldadığını duyardım. Milyonlarca sivrisinek güneşin son kırmızılığı içinde de oynaşıp dururdu. Güneşin son titretici bakışı vızıldayan mayıs böceğini otların arasından azat ederdi. Yerdeki vızıltı ve kıpırdanışlara kulak kesilirdi. Üstünde durduğum sert kayadan besini almaya çalışan yosun, çıplak kum tepenin diplerinde büyüyen çalılar, bana tabiattaki gerçek, coşkun, mukaddes canlılığı anlatıyordu. Bütün bunları sıcak kalbime dolduruyor, kendimi sonsuz bir yücelik içinde tanrılaşmış gibi hissediyordum. Uçsuz bucaksız bir alemin ulu görüntüleri içimi alabildiğine coşturuyordu. Yüce dağlar çevirmişti beni. Önümde uçurumlar vardı, seller kabarmıştı, ayaklarımın altında ırmaklar çağıldıyordu. Ormanlar ve dağlar uğulduyor. Bütün bu anlaşılmaz kuvvetleri ve onların toprağın derinliklerinde birbirine etkileyip birbirini meydana getirdiğini gördüm. Yeryüzünde ve gökte sayısız yaratıklar var. Hepsi de bin bir şekillere bürünmüş. İnsanlar da evlerine çekilmiş, yuvasına yerleşmiş, akıllarınca bu sonsuz aleme hükmediyorlar. Kendi gücü olduğu için her şeyi pek az fark eden zavallı kubalık. Aşılmaz dağlarda, ayak basılmamış göllerin üzerinde, bilinmeyen okyanusun öbür ucuna kadar her yerde yaratıcının ruhu dolaşıyor. Onu duyan ve yaşayan her toz zerresinden bile hoşnut oluyor. Bir zamanlar sonsuzluğun köpüren bardağından, yaşamının coşkun sevincini içmek, her şeyi kendinde ve kendi kudretiyle meydana getiren varlığın yüceliğinden bir damlasının sinemdeki zayıf kuvvetin içine döküldüğünü bir an için duymak üzere, üstümden uçan turnanın kanatlarına binip o uçsuz bucaksız denizin kıyısına gitmeyi ne kadar isterdim. Yalnız böyle zamanlarımı hatırlamak beni mesut ediyor kardeşim. Bu tarifsiz arzuları hatırlamak ve tekrar ifade etmek çabası bile ruhumu yüceltiyor. Şimdi içinde bulunduğum durumun kaygısını bana iki katlı duyuruyor. Önümde sanki bir perde gerildi. Sonsuz hayat manzarası, önümde ebediyen açık duran bir mezara dönüşüm. Her şey gelip geçince, şimşek hızıyla kaybolup gidince, varlığına bu kadar az bir zaman sahip olan bir vücut, akıntıya kapılıp, sulara gömülerek kayalarda parçalanınca, sen buna artık varlık diyebilir misin? Kendini ve etrafındakileri kemirip yemediğin bir an yoktur.
Elinde olmayarak her an önüne geleni yıkarsın. En masumane bir gezintin bile binlerce zavallı böceğin hayatına mal olur. Binbir zahmetle meydana gelmiş karınca yuvalarını bozmak, küçük bir alemi mezara çevirmek için bir adım atman yetişir. Bana dokunan dünyanın bazı büyük felaketleri, köylerinizi silip tüpüren baskınları, şehirlerinizi yıkan yer sarsıntıları değil. Tabiatın tümünde saklı duran, etrafındakileri ve kendini yıkacak hiçbir şey meydana getirmeyen kemirici bir kuvvet beni yıkıyor. Ben böyle şeylerden korkmuş halde sendeleyerek dolaşırım. Yerle gök ve onların yaratıcı güçleri çevremi sarmış. Hiçbir zaman gözü doymayan, yırtıcı bir canavardan başka bir şey görmüyorum. 21 Ağustos. Sabahleyin sıkıntılı bir rüyadan uyanınca kollarımı ona doğru boşuna uzatıyorum. Mutlu ve temiz bir rüyaya aldanarak. Kendimi onun yanında çimenlerin üstünde oturmuş. Eli elimde, ellerini binlerce öpücükle okşar. Sanıp geceleyin yatağımda onu boşuna ararım. Ah! Henüz daha yarı uyku halindeyken onu yanımda aradıktan sonra iyice kendime gelince içim sıkıntıdan kan ağlıyor. Karanlık bir gelecek yüzünden acı gözyaşları döküyorum. 22 Ağustos. Acınacak haldeyim. William, bütün gücüm kuvvetim kayboldu. Yine de yerimde duramıyorum. Boş kalmak elimden gelmiyor ama bir şey de yapamıyorum. İfade gücüm yok artık. Tabiat karşısında duygulanıyorum. Kitaplardan tiksiniyorum. Kendimizi kaybettiğimiz zaman her şeyi kaybediyoruz. Sana yemin ederim sadece sabahleyin uyanınca o gün için bir ümidim, bir isteğim, bir niyetim olsun diye gündelikçi olmayı arzuladığım çok olmuştur. Çok kere Albert'ı kağıtların içine gömülmüş görünce ona imreniyorum. Onun yerinde olsaydı mutlu olurdum diyorum. Sana yazmak istiyordum. Elçilikten o işi istemeyi birkaç kere düşündüm. Bu işi bana vereceklerini söylüyorsun. Ben de öyle sanıyorum. Elçi eskiden beri beni sever. Bir iş sahibi olmamı hep ister. Böyle bir işi herhalde yaparım. Ama uzun uzun düşünüp başıboş dolaşmaktan bıkarak sırtına eğeri, ağzına yuları vurduktan sonra başına gelmedik hal kalmayan atın hikayesini hatırlayacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ah sevgili dostum, belki de durumumu değiştirmek isteyişim, hiçbir yerde peşimi bırakmayacak olan bir sıkıntıdan ileri gelmiyorum. 28 Ağustos. Doğrusu eğer derdimin çaresi olsaydı elbette sevgili dostlarım o dermanı bulurlardı. Bugün benim doğum günüm. Sabah erkenden Albert'tan bir hediye aldım. Paketi açar açmaz gözüme ilişen ilk şey gül şeklinde bağlanmış bir fiyonktu. Lotte'yi ilk gördüğüm gün bu fiyonku göğsüne takmıştı. Ondan sonra kaç kere bunu kendisinden istemiştim. Ayrıca iki tane de ciddi kitap vardı. Bestine baskısı Homer. Bu şık kitapları elde etmeyi çok istiyordum. Bendeki baskı çok büyük bir cilt olduğundan gittiğim yerleri götürmem çok zor oluyordu. Bak dostum, arzularımı nasıl biliyorlar. Sahibinin gururu dolayısıyla bizi küçük düşüren o göz kamaştırıcı hediyelerden bin defa daha değerli olan bu ufak tefek dostluk yadigarlarını buluyorlar. O kurdelayı binlerce defa öpüyorum. Her soluk alışımda bir daha geri gelmeyecek olan o birkaç mesut günümün mutluluğunu duyuyorum. Yakınmak gibi olmasın ama William, hayatın çiçekleri hayalden başka bir şey değil. Çoğu hiçbir iz bırakmadan göçüp gider. Pek azı yemiş verir. Bu yemişlerin de pek azı olgunlaşır. Ama yine de bu çiçeklerden çok var. Olgun yemişlere bile dönüp bakmadığınız, el değdirmeden çürümeye bıraktığımız olmuyor mu sevgili kardeşim? Allah'a ısmarladık. Bu yıl yaz çok güzel. Lotte'nin bahçesindeki yemiş ağaçlarından birine oturuyorum. Uzun bir sırıkla tepesindeki armutları düşürüyorum. O da ağacın altına durup düşürdüğüm armutları tutmaya çalışıyorum. 30 Ağustos. Zavallı, sen deliden başka nesin? Kendi kendine aldatıyor musun? Bu çılgınlıktan sonu gelmez kara sevdadan ne bekliyorsun? Benim ondan başka dileğim yok. Hayalimde yalnız o dolaşıyor. Çevremde yalnız onunla ilgili olan şeyler görüyorum. Ondan istemeyerek ayrılıncaya kadar bunlarla oyalanıyorum. Ah William, nedir bu kalbimin bana ettiği? Onun yanında 2-3 saat oturup güzelliğini, hareketleri seyreder, tanrısal sözlerini dinlersem, yavaş yavaş bütün damarlarım tutuşur, gözlerim kararır, kulaklarım işitmez olur. Bir katilin eli boğazını sıkıyormuş gibi nefesim darır. Kalbim boğulan duyularıma çırpınarak soluk aldırmaya çalışır. Ama
Onların perişanlığı durmadan artar. O zaman var mıyım yok muyum bilmiyorum bilim. Bazen acılarım kabından taşınca Lotte bana elini uzatır. Ellerine kapanarak kana kana ağlamasına ağlamama izin vermezse kaçıp gitmem, kırlarda başıboş dolaşmam gerek. Böyle zamanlarda dik bir dağa tırmanmak geçit vermez bir ormandan yol açıp geçmek, çalılıklar arasında paralanmak, dikenler içinde yaralanmaktan hoşlanırım. Bu bana birazcık iyi gelir, ferahlarım. Bazen yorgunluktan ve huzursuzluktan bütün düşer. Bazen de yaralanan ayaklarımın acısını biraz azaltmak ve alacakaranlığın donuk sessizliğinde birazcık dinlemek için göğün tepesindeki dolunayın pırıltıları altında ıssız ormanda eğri büğrü bir ağacın üstüne geceleyin otururum. Ah gülüm, bir manastırın ıssız odası. Vücudu saran elbiseler, dikenli kuşaklar bana birer ilaç olabilir. Ben bunların özlemini çekiyorum. Allah ısmarladık. Bu işkenceye mezardan başka bir çare göremiyorum. 3 Eylül. Artık buralardan uzaklaşmalıyım. Tereddütlerime son verdiğiniz için teşekkür ederim biliyorum. 14 gündür ondan ayrılmayı düşünüyorum. Gitmeliyim artık. Lotte yine şehirde bir arkadaşının yanında. Albert'te. Evet, gitmeliyim. 10 Eylül. Ne geceydi bilsen William, şimdi her şeye göğüs gerebilirim. Onu bir daha görmeyeceğim. Ah şimdi senin boynuna sarılsam da. Kalbime saldıran duyguları, gözyaşları içinde heyecanla anlatabilsem dostum. Şimdi burada oturmuş, güçlükle soluk almaya. İçimi yatıştırmaya çalışıyorum. Sabahı bekliyorum. Güneş doğarken atlar gelecek. Ah, o şimdi rahat rahat uyuyor. Beni bir daha görmeyeceği aklına bile gelmiyor. Ondan ayrıldım. 2 saatlik konuşmamızda niyetimi açığa vurmayacak kadar metindim. Ne konuşmaydı o? Ulu Tanrı. Albert, akşam yemeğinden sonra hemen Lotte ile birlikte bahçeye çıkacağını söz vermişti. Büyük kestane ağaçlarının gölgelediği terasta durmuş, güzel vadinin ve tatlı tatlı akan ırmağın üzerinden güneşin batışını son defa olarak seyrediyordu. Kaç kereler onunla burada durmuş, bu güzel manzarayı yine böyle seyretmiştik. Ya şimdi? Çok sevdiğim. İki tarafı ağaçlıklı yolda gezinirdim. Daha Lotte'yi tanımadan önce gizli bağı beni buralara bağlamıştı. İlk tanıştığım sıralarda sanatta en romantik sayılan yerlerden biri olan bu yeri ikimizin de sevdiğini anlayınca ne kadar sevinmiştik. Ancak kestane ağaçları arasından manzara bütün genişliğiyle görülebiliyor. Yüksek kayın ağaçları ufku çeviriyor, bitişiğindeki bir koruluk ağaçlıklı yolu gittikçe karartıyor ve sonunda her şey ıssız ve sessiz bir meydancığın içinde sıkışıp kalıyor. Bunları sana kaç kere yazdım sanıyorum. Bir gün tam öğleyin buraya ilk geldiğim zaman duyduğum huzuru şimdi bile hatırlıyorum. Buranın saadeti ve acıyı derinden duyuracak bir yer olduğunu birazcık sezmiştim. Ayrılmak ve buluşmak konusu ile ilgili acı ve tatlı düşünceler içinde yarım saat kadar vakit geçirdikten sonra terasa çıktıklarını duydum. Onlara doğru koştum, ürpererek Lotte'nin elini yakaladım, öptüm, yürümeye başladım. Av, fundalık tepenin arkasından henüz doğuyordu. Dereden tepeden konuşarak yürürken farkına varmadan karanlık bir odanın önüne geldik. Önce Lotte içeri girdi, oturdu. Bir yanına Albert, bir yanına da ben oturdum. Fakat sıkıntıdan uzun zaman yerimde duramadım. Kalktım, Lotte'nin önüne geldim. Bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladım. Sonra tekrar oturdum. Korkunç bir halim vardı. Lotte kayın ağaçlarının tepesinden önümüzdeki terası aydınlatan ay ışığının güzelliğine dikkatimizi çekti. Etrafımızı çevreleyen alacakaranlığın içinden daha göz alıcı, daha güzel bir manzara görünüyordu. Hepimiz susmuştuk. Biraz sonra Lotte konuşmaya başladı. Ay ışığında hiç gezmeye çıkmak istemem. Ne zaman çıksam ölen bir yakınımı hatırladım. Ölüm ve ahiret düşüncesine saplanırım. İçli bir sesle böyle devam etti. Bir gün ölüp yine dirileceğiz ama yine buluşacak mıyız Börtür? Yine birbirimizi tanıyacak mıyız? Acaba ne dersin? Yaşlı gözlerle elimi ona uzattım ve yine buluşacağız Lot dedi. Ya burada da ya orada da yine dediğimizi göreceğiz. Sözüme devam edemedim William. İçimde bu korkunç ayrılığın acısı varken bana bunu mu sormalıyım? Bizden ayrılan sevgililer ne halde olduğumuzu, onları sıcak bir sevgiyle hatırladığımızı biliyor ve anlıyorlar mı diye devam etti. A
Ah, akşam olup da çocuklarının veya çocuklarımın arasında oturunca, çocuklar onun etrafında toplamda gibi çevrimizerince annemin hayali gözümün önünde dolaşır. O zaman yaşlı gözlerimi gökyüzüne çevirir. Bir an için bana bakıp çocukların anası olacağıma dair son nefesinde verdiğim sözü tuttuğumu görmesini isterim. İçli içli haykırırım çocuklarına karşı, senin yerini tutamadıysam beni affet anneciğim. Elinden geleni yapıyorum. Üstleri, başları pak, karınları tok. Hepsinden önemlisi iyi bakılır, sevilirler. Ahengimizi bir görebilseydin. Sevgili anacığım, ölürken çocuklarının selameti için acı gözyaşı dökerek yalvardığım Tanrı'ya şükrederdim. Bunları o söylüyordu William. Onun söylediklerini kim tekrarlayabilir? Bu soğuk ve cansız harfler onun sözlerindeki canlılığı nasıl anlatabilir? Albert tatlılıkla sözü. Bu hatıra sizi çok üzüyor sevgili Lotte. Biliyorum bunlara çok bağlısınız ama rica ederim. Lotte, Albert diye atıldı. Babam seyahatte olduğu zamanlar çocukları uyuttuktan sonra küçük yuvarlak masanın çevresine toplandığımız akşamları unutmazsın biliyorum. Çok zaman elinde bir kitap olurdu ama onu okumaya sıra gelmezdi. O temiz kadınla konuşmayı her şeyden üstün bulmaz mıydı? Ne iyi kalpli, sevimli, neşeli, hamarat kadındı o. Tanrı bilir onun gibi bir kadın olmak için geceleri yatağımda ne kadar gözyaşı döktüm, nasıl yalvardım. Lotte diye haykırarak dizlerine kapandım. Elini tutup gözyaşlarımla ıslattım. Lotte, annemin ruhu gibi Tanrı da daima seninle beraberdir. Elimi sıkarak, ah onu tanınmış olsaydınız dedi. Sizin tarafınızdan tanınmaya değerdi. Kendimi kaybeder gibi oldum. Şimdiye kadar benim için bundan değerli bir söz söylenmemişti. Sözüne devam etti. Bu kadın genç yaşında en küçük oğlunu 6 aylıkken bırakıp kara toprağa girdi. Hastalığı uzun sürmedi. Kendi halinde ve sabırlıydı. Yalnız çocuklar, hele en küçüğü onu üzüyor. Öleceğine yakın bana. Çocukları yanıma getir dedi. Hepsini getirdim. Küçüklerin bir şeyden haberi yoktu. Büyüklerin de henüz aklı ermiyor. Hepsi yatağının çevresinde toplandılar. Ellerini kaldırdı. Onlar için dua etti. Hepsini birer birer öptü. Çocukları gönderdikten sonra bana onların annesi sen olacaksın dedi. Yemin ettim. Büyük bir şey vaat ediyorsun kızım dedi. Onlara bir ana gibi bakacak, bir ana gibi seveceksin. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Çok kere gözlerinin şükranla yaşardığını gördüğüm için bunu anlıyorum. Kardeşlerine annelik edeceğin gibi babana da bir kadının sevgi ve saygısını göstereceksin. Onu teselli edeceksin. Babamı sorduk. Oysa ki o duyduğu dayanılmaz acıyı gizlemek için dışarı çıkmıştı. Onun yüreği parçalanıyordu. O zaman seni içeri girmiştin Albert. Ayak sesini duyunca kim olduğunu sordu. Sonra seni yanına çağırdı. Bizi seyrederken ileride birlikte mutlu olacağımızı düşünerek teselli oluyordu. Albert onu kucaklayarak öptü ve mesuduz, mesut olacağız diye haykırdı. Her zaman sessiz olan Albert kendinden geçmişti. Ben ise artık ne olduğumu bilmiyordum. Lotte, Werther diyerek yine söze başladı. İşte bu kadın göçüp gitti. Ulu Tanrım, bazen düşünüyorum. İnsan sevdiğinin elinden gitmesine nasıl da katlanıyor. Bunu hiç kimse çocuklar kadar derinden duyamaz. Aradan bu kadar zaman geçtiği halde bizimkiler hep annemizi kara adamlar götürdü diye şikayet ediyordu. Ayağa kalktım. Heyecanlıydım, titriyordum. Yerimden kıpırdayamıyordum. Eli elimdeydi. Gidelim, dedi. Geç oldu. Elini çekmek istedi. Ben daha sıkı tuttum. Yine görüşeceğiz diye haykırdım. Ne kılıkta olursa olsun yine buluşacağız. Ben gidiyorum diye devam ettim. Kendi isteğimle gidiyorum. Hiç görüşmemek üzere gidiyorum dersem yalan söylemiş olurum. Allah'a ısmarladık. Lotte, Allah'a ısmarladık. Albert, yine görüşürüz. Lotte, Şafayoğlu, yarın sanırım diye cevap verdi. Bu yarın manasını anladım. Ah, elini elimden çekerken bilmiyordu ki. Ağaçlıklı yoldan uzaklaştılar, durdu. Ay ışığında arkalarından baktım. Sonra yere kapandım, ışkırarak ağladım. Tekrar kalktım, terasın önüne koştum. Aşağıda büyük ıhlamur ağaçlarının gölgesinde beyaz elbisesinin bahçe kapısına doğru ışık saçtığını görüyordum.
Kollarımı yere uzattığım her şey gözden kayboldu. Eserin adı Genç Bertler'in Acıları. Eserin yazarı Johann Wolfgang von Goethe.